Mustafa Zamani ve Bu Gece Mehtap Gecesi filminin yönetmeni Muhammed Hadi Kerim'i de konuk oldu. Bu iki isimle ahlaki ve insani bir çizgide büyük bir atılım gerçekleştiren İran sinemasını konuştuk. Bugün sona eren İran Filmleri Haftası birbirinden güzel 10 filmle İstanbul'da güzel bir esinti bıraktı. Biz de bu etkinlik çerçevesinde Türkiye'ye gelen Yusuf Peygamber filminin başrol oyuncusu Mustafa Zamani ve Bu Gece Mehtap Gecesi filminin yönetmeni Muhammed Hadi Kerim ile İran sinemasını konuştuk. Filme dovvomam ro mesin ki karare... Düşünsel olarak etik, sanatsal olarak estetik bir duyuşa sahip İran sinemasının bu iki önemli ismiyle sinemanın olmazsa olmazlarını, oyunculuk felsefesi ve karakter seçimi konularını irdeledik. Fikrimi kerem enkat beş babası bişan. Muhammed Hadi Kerim'i şu ana kadar 20 film senaryosu yazmış ve 3 filme imza atmış. Kerim'iye son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan İran sinemasının temel yapı taşlarını, olmazsa olmazlarını sorduk. İran sinemasının merkezinde insaniyet, insani davranışlar ve duyguları var. Sinemamızın hakim rengi, gelenekle modern arasındaki insanın tatlı telaşı. Filmlerin ekseriyeti hayatın içinden bir nefes, bir atmosferdir. Buna karşın insan nefsi tahrik eden bir görselliğe ve karamsar bir şiddete yer yok, çıplaklık yok. Bu yüzden İran sineması insani ve ahlaki olarak büyük bir teveccüh görüyor. Yusuf Peygamber filmiyle gönüllere taht kuran Mustafa Zamani'ye ise hikmet derinliği olan bir gelenekte oyuncu olmanın ve bunu perdeye yansıtmanın inceliklerini sorduk. Evet, İran köklü bir medeniyet. İslam buna daha da bir derinlik kazandırmış. Ben ancak bunun küçük bir parçasıyım. Peygamberimizin örnekliğini çiğneyen bir davranış sergilemekten korkarım. Bu sorumluluğu asla göz ardı etmemeliyiz. Çünkü insanlar hatalarımızı İslam'a mal ediyor. Bunun için çoğu zaman susuyorum. Tabii oyunculukta özgüven kadar tevekkül ve aile desteği de önemli. Bu asla bir slogan değil. Diğer önemli noktalarsa tevazu sahibi olmak ve insanların ayıplarını örtmek. Yusuf Peygamber buna çok güzel bir örnek. Her genç bugün Yusuf gibi yaşamalı. Son yıllarda büyük projelerin üretildiği İran sinemasında karakter seçiminin inceliklerini de yönetmen Kerim'den öğreniyoruz. Bu noktada en önemli kriter bir rol model oluşturacak karakterin, oynayacağı role fiziksel ve duygusal olarak intibak sağlayacak bir şahsiyet olması. Tabii bir yönetmen için oyuncunun kabiliyeti de önemli. Benim bir diğer tercihim yeni yüzler. Çünkü tanınmamış yüzler filmin daha inandırıcı olmasını sağlıyor. Bir diğer önemli kriter de yaptığı işe inanan oyuncu bulmak. Üretim biçiminden anlatım diline kadar insanın ruhuna hitap eden İran sinemasında önemli başarıya imza atan Mustafa Zamani bu konudaki hislerini şöyle dile getiriyor. İran sineması doğuya bağlı. Doğu kültürü içe dönük. Batı kültürü ise dışa dönük. Doğunun derinliğinin aksine batıda bir yüzeysellik var. Doğuda bir keşif ve şehadet söz konusu. İran sinemasında bu iç sesi, içten çağrıyı görmek mümkün. Bizim oynadığımız karakterler insani ruhtur ve kültürel bencillikten uzaktır. Dahası Doğu sineması insanın kalbine bağlıdır. Biz buna bağlıyız. İran sineması bu yönde bir çığır açtı diyebilirim. İran sinemasının bir diğer özelliği de seyirciyi filmin içine çeken naif dili. Kerim'i bu anlatım biçimini şöyle ifade ediyor. İran sineması insanı ve duygularını önemseyen yönüyle maruf. Bugünün insanları da aynı duygular ve sorunlar karşısında çoğu zaman benzer tepkiler verir. Bu coğrafik olarak da böyledir. Bizim yerli bir dil ve tarihsel nakışlar kullanmamız seyirci üzerinde bir ünsiyet oluşturuyor. Bundandır ki İran sineması, hikayesi, tasviri ve samimiyetiyle Türkiye izleyicisinden de beğeni alıyor. Bu düşünsel olarak etik, sanatsal olarak estetik bir duyuşu önemseyen sinemamızın en önemli çabası. Evet, söyleşimiz yarın devam edecek değerli izleyiciler. Yarın da İran sinema endüstrisini İslam inkılabının getirdiği...
Ve bu gece Mehtap Gecesi filminin yönetmeni Muhammed Hadi Kerimi ile konuşmaya devam ediyoruz. Dil ve endüstri olarak kendinden söz ettiren İran sineması, üretim biçiminden anlatım estetiğine kadar dünya sinema çevrelerinde de beğeniyle takip ediliyor. Şimdi söyleşimizin ikinci bölümünü getireceğiz ekranlarınıza. İran Filmleri Haftası etkinliği çerçevesinde Türkiye'ye gelen Yusuf Peygamber filminin başrol oyuncusu Mustafa Zamani ve bu gece Mehtap Gecesi filminin yönetmeni Muhammed Hadi Kerimi ile İran sinemasını konuşmaya devam ediyoruz. Manevi ve ruhani bir senaryoydu. İran sineması üretim biçiminden anlatım diline kadar dünya sinema çevrelerinde de beğeniyle takip ediliyor. Başkent Tahran'da Gazali Sinema Şehri platolarında Kur'an kıssalarını konu alan filmler yanında tarihi filmler de hayat buluyor. Sen benim Yusuf'umsun. Ne kadar güzel ve ihtişamlı duruyor. Konuklarımızla sinema endüstrisinin oluşturduğu derinliği, İslam İnkılabı'nın sinemaya getirdiği açılımı, genç oyuncuların dikkat etmesi gereken noktaları da konuştuk. Zamani sinema endüstrisindeki imkanları ve böyle bir ortamda oyunculuğa olan ilgiyi değerlendiriyor. İran'da halkın sinemaya büyük bir ilgisi var. Ama halk sinemasına yeterli bütçe ayrılıyor diyemem. Devlet daha çok televizyon yapımlarına yoğunlaşmış. İşin iyi tarafı televizyonun sinemayı halka taşıma rolü üstlenmesi. Diğer taraftan İran'da çok iyi sinema kursları, sinema okulları var. Sinema kursları belki bir altyapıdır. Ama benim düşüncem o ki sinema tecrübe bir sanattır. Tekrar ediyorum. Oyunculukta tecrübe gerçekten çok önemli. Tecrübenin öğrettiği şeyi hala hiçbir kitapta bulamazsın. Kerimi ise İran sinemasında İslam İnkılabı ile oluşan yeni açılımı ve fıkhını değerlendiriyor. Berehnegi vücut nadare. Evet, İran sinemasında bir fıkıhtan söz etmek mümkün. Ama bu filmleri halkın kültüründen koparan, nümayişten soğutan bir katılık içermez. Mesela biz kimsenin mahremiyetini ifşa etmeyiz, yatak odasını seyirciye göstermeyi sevmeyiz. Ve aynı zamanda edebiyatımızda çok güzel aşk şiirleri de var. Mesela Gencevi'nin Hüsrev ve Şirin. Aşkı, lirizmi sanala kurban etmeden asil bir şekilde sinemaya taşırız. Buradaki en önemli nokta kültürümüzün İslam'dan beslenmesidir. Türkiye'de de sinemaya büyük bir teveccüh olduğunu aktardığımız Zamani'den genç sinemacılara tavsiyeler de alıyoruz. Oyuncu aklını kullanarak gelişebilir ama bu bir yerde tıkanır kalır. Sanat insanın kalbinin ürünüdür. Aklı ve kalbi bir terazinin kefesine koyup, akıl tarafı ağır basan insanlar, sevilen insanlardan çok meşhur kişiler olurlar. Ben çok farklı ve uç rollerde oynadım. Bir peygamberden bir eroinmana kadar. Hatta yılın oyuncusu seçildim. Bu başarımda öne çıkan ruhumu korumam oldu. Gençlerde de şunu diyebilirim ki, ruhlarını, şahsiyetlerini korusunlar. Siz ruhunuza hakim olduğunuz sürece iyi bir oyuncu olursunuz. Kerimi ve Zamani yeni projelerini de bizimle paylaşıyorlar. Bu gece Mehtap Gecesi başta olmak üzere 3 film ve 20 senaryoya imza atan Kerimi'nin Cemalettin Afgani projesi oldukça dikkat çekici. Şunu belirteyim ki senaryolarımda manevi bir içeriğe ağırlık veriyorum. İkinci filmim Bu Gece Mehtap Gecesi Hilal Televizyonu'nda yayınlanacak. Ve şimdi dördüncü filmime hazırlanıyorum. Maşuk Buradadır isimli filmimin konusunu Mevlana'nın şiirlerinden birinden aldım. Bir diğer projem Osmanlı Devleti'nin son günlerini konu alacak. Film Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Hatta bunu Türkiye'de çekmek istiyorum. Bir de 13 bölümlük Cemalettin Afgani projem var. Bu insan Afganistan, İran ve Mısır'da tanındığı gibi Türkiye'de de tanınıyor. Bir ömür İslami vahdetin peşinde olmuş. İran Filmleri Haftası'nda Yusuf Peygamber ve Ay filmleri ile beğeni toplayan Zamani ise yeni projeleri konusunda iddialı konuşuyor. Evet, birçok filmde oynadım. Ama yeni projeler konusunda şu kadarını diyebilirim. Yakında İran-Türkiye ortak yapımı bir projede rol alabilirim. Bu güzel olur.
kültürlerimiz ortak. Hatta böyle bir projeyi konuştuk. İran'da ise savaşı konu alan Melek isimli bir filmi hazırlanıyoruz. Her filmi ki toru hoşhal mikone, filmi hubiye. İran sinemasını çeşitli...